Yok mu bir haber? Yok. Kesin bir şey oldu. Aman Allah korusun. Ara bir daha. Aradım, telefonu kapalı. Ev tutmaya da gelmedi. Geceden beri ulaşamıyorum işte. Ya bir arkadaşı vardı, onda kalıyorum falan diyordu. Ozan. İyi de onun numarası yok ki bende. Berat tanır mı? Ben bir sorayım en iyisi. Buyurun. Eylül Aksoy'dan bir paket teslim edecektim. Tamam. Benim. Alayım. Gel. Günaydın. Günaydın. Koşudan mı? Evet. Ter atayım biraz dedim. Kargo gelmiş, önemli bir şey mi? Yok, babam bir iki tane belge göndermiş. Şu ortaklık işiyle ilgili. Babamın ilgisini çekmeyi başardık. Oo, buz gibi olmuş ellerin. Soğuk havalarda koşmasan olmaz mı? Sensiz üşüyorum Cüneyt. Çok üşüyorum. Neden bıraktın ellerimi? Neden uçurumdan düşmeme izin verdin? Neden? Neyin var kızım? Ne bu surat? Sizce Cüneyt evliliğe ben mi zorluyorum? Aa, hiç olur mu öyle şey? Yani siz de gördünüz. Düğün diyorum, hiç oralı değil. Acele ettiriyorum herhalde. Yok, işler güçler çok yoğun, kafası karışık. Hem sen ona mazur gör. Üzülüyorum ama ben ona istemediği bir şeyi zorla yaptırmak istemem. Neyse, ben hazırlanayım. Nesi var bu oğlanın? İki günde sevdi. Bir heves eve getirdi. Şimdi de yüzüne bakmıyor. Abla, oğlanın aklı başında değil. Feride ile yıl dönümleri ya bugün. Aman sus. Adı Batasıca. Mahvetti zaten oğlumu. Alo. Evet benim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İlginiz için teşekkür ederim. Hayır, gelmeyeceğiz. Evet. Her sene aynı masaydı. Ama bu sene değil. İptal ediyoruz. Çünkü Feride öldü.
Bugün git oraya. Ya gelmezse? Gerçeği görmen için büyük bir fırsat bu. Gelmezse seni kalbinde tamamen bitirdi demektir. Ama gelirse hala aklında, yüreğinde olduğunu görürsün. Kendine bu son şansı ver. Yüzleş. Hı? Dünkü müdahaleyle ihaleyi garantiledik. Sonuçlanmasını beklemeden hazırlıklara başlayalım bence. Ben bir toplantı ayarlayayım ekiple. Tunç ve Eylül yeter. Cüneyt'i bulaştırma. Hazırlık yaptığımızı görürse rüşvet olayını anlar. Bilmemeli. Yoksa işi bozacaktır. Alo. Muhabir Süreyya Efili orada mı? Eylül Lino bilir. Alo. Süreyya. Uzun zaman oldu ha? İkimizin de kazanacağı bir teklifim var sana. Yok, basit. Malzeme hazır. Sen sadece arayıp şantaj yapacaksın. Çıkalım mı? Tamam. Anlaştık o zaman. Görüşürüz. Bilgisayarı kapatayım, çıkalım. Alo. Ne? Hemen geliyorum. Bir sorun mu var? Eylül, benim çıkmam gerekiyor. Ben seni ararım. Kemal. Söylemeyin dedim o kadar. Canım. İyi misin? Ne oldu sana böyle? İyiyim, iyiyim, merak etme. 9 edelenmesi olmuş. 3 tane de dikiş var. Taburcu ettiler bile. Niye bana haber vermedin? Telaşlanma diye. Mal, ben böyle daha çok merak ettim seni. Çok korktum. Ya sana bir şey olsaydı? Ne yapardım? Osman Bey, bir gazeteci sizi görmek istiyor. Süreyya Efeli. Ne istiyormuş? Bilmiyorum, röportaj yapacağını söyledi ama. İyi, yaz. Ha. Buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin. Hiç oturmayayım. Çok işiniz olacak çünkü. Bu sizin. Ne bu? Kendiniz görün. Yeni yapılacak Kurman Hastanesi ile ilgili sizi yakından ilgilendiriyor. Başladı. Allah kahretsin. Akşama kadar 3 milyon hazır olsun. Sen ne diyorsun be? Karttaki numaradan ulaşın bana. Aksi halde skandal konuda sizinle ilgili harika bir haber çıkacak. Sizin için felaket tabii.
biraz oturup dinlensene. İşlemler tamam. Taburcusun. Hah, hele şükür ya. Dur dur, ben giydiririm. Gömleğin de kirlenmiş. Bilseydim temiz bir şeyler getirirdim. Kadın işte. Şimdi mi anlatırsın, arabaya giderken mi? Neyi? Bu hale nasıl geldiğini. Hiç abi. Merdivenden düştüm. Nasıl merdivenmiş be oğlum? Seni hastanelik etmiş. Ne bileyim abi. Soğukta oldu işte öyle. İş yerine haber verdin mi peki? Verdim. Verdim. Hadi çıkalım. Da kaçtı hemen. Ama dur, ben onu konuşturmasını bilirim. Anneciğim, abartıyorsun biraz. Kızcağız senden çekindi. Ama ben bugün... Merhaba. Hoş geldiniz anne. Fermancığım, erkencisin, bir şey mi oldu? Kasaya bir şey bırakıp çıkacağım. Siz rahatsız olmayın. Ben de geleyim seninle. Kader. Gel bakalım. Buyurun. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Hı? Mehmet Kemal'e bir şey mi oldu yoksa? Ha? Bir şey mi oldu? Yok. Niye kaçtın o zaman? Yok yani iyi. Aynı. Nasıl aynı? O öyle oralarda yaşamaya alışkın değildir. Ne yapar? Ne içer? Parasız, pulsuz. Mahvolacak oralarda, hastalanacak. Siz merak etmeyin anne. Ben Kemal'le konuşacağım. İşten çıkmaya ikna edeceğim onu. İş mi? Sen ne kaş göz ediyorsun bakayım? Ha? Ne oluyor, anlat bakalım. Siz bilmiyor muydunuz? Neyi? Kemal. Hamallık yapıyor. Ne? Geldiğin için sağ ol. Kemal. Ben iyi olmada çok sevindim. Eğer sana bir şey olsaydı... çok üzülürdüm. Geçmiş olsun tekrar. Senin. Ne? Şaka yapıyorsun. 3 milyondan sadece 100 bin mi? Şu senin hakkında açılan davayı hatırlıyor musun? Yalan haber üretmek ve şantaj.
tekrar açılır. Bitiririm seni. Elim bile kıpırdatmadı. Havadan 100 bin. İyi para aslında. Ha şöyle. Patron benim. Ne işler karıştırıyorsun sen Eylül? Anlaştık o zaman. Görüşürüz. Ha, dediklerimi unutma. Vazgeçmek yok. Büyük paralar kazanacağız. Uf, hiç söz dinlemiyorsun. Hadi dinlen biraz. Gerek yok. Ya Kemal. Şu yolda gelirken konuştuğun adam. Ne dükkanından bahsediyordu? Şey, bizim bakkal devretmiş. Başka bir yere taşınmışlar. Orası da kiralıkmış işte. Ha, tutmayı mı düşündün? Yok canım, ben öylesine sordum. Aslında iyi olabilirdi. Yani ben de sürekli bir iş bulana kadar. Niye? Seni oraya geçici olarak mı aldılar? Yok canım, hani yeniyim ya işte ne de olsa. Neyse konuşuruz sonra. Sevgi Hanım, zahmet olmasa bir bardak su alabilir miyim? Tabii. Bizim büyük ocakta sorun var da onun için şimdilik böyle yapıyoruz. Sevgi Hanım. Lütfen beni yanlış anlamayın. Yani bir ihtiyacınız varsa. Yok. Hiçbir ihtiyacımız yok. Siz geçin istirahat edin. Çay şimdi demlenir. Tamam. Süreyya. Tanışıyor muyuz? Vallahi ben seni tanıyorum. Tutunamayan gazeteci. Nereye gitse 2 gün sonra kovulur. Fırsatçı, işgüzar. Daha sayayım mı? Kimsin sen be? Sonra tanışırız. Önce Eylül'le ne işler çevirdiğinizi anlatacaksın bana. Hemen şimdi. Deli misin be adam? Eylül kim? Sen kimsin? Kes martavalı, okumayı da anlat. Hemen. Anne. Vallahi haklısın. Biz daha elektrikleri açtıramıyoruz. Dükkanı açmak bizim neyimize? Oğlanın abisine de çok ayıp oldu. Cüneyt Bey sakın duymasın bu dükkan işini. Umarım. Duydum bile. Cüneyt abi. Doymuş. Bir bardak su ister Kemal Paşa. Kusura bakmayın ne olur. Ben yanlış anlamayayım diye duymasın dedim. Yanlış anlaşacak bir şey yok. Hatta iyi fikir. Kabul ederseniz yardım etmek isterim. Cüneyt Bey lütfen. Cüneyt abi. Ne olursun. Kemal bir şey duymasın. Bahar. Kemal benim kardeşim. Onun için zaten bir şey yapamıyorum. Haklısın. Dik kafalıdır Kemal. Yardımı kabul etmez. Ama biz birlikte bir şey yapabiliriz. Olmaz. Alamam ben. Ya boş olarak veriyorum. Alınmayın ama Kemal duyarsa çok kızar. Alamam bunu ben. Ne yapıyorsunuz ya? Sesleniyorum 2 saattir. Attınız beni içeri. Bir bardak su istedim. Bu adamın da hastalığı felakettir. Hepimize kök söktürecek. Hadi görüşürüz.
Cüneyt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani gelmeyecektiniz, masayı hazırlamadık, hemen ayarlayalım. İstemez. Feride Hanım yok mu? Yok. Her zamanki gibi bir şey almadan Feride Hanım'ı mı bekleyeceksiniz? Kapa çeneni. Git bir kadeh viski getir bana. Peki efendim. Nasıl çalışacaksın bu halde? Bir ez iki üç dikiş de. Yıkılmam kızım. Gerekirse tek kolumla dağları delerim. Şirinim için can feda. Bahar. Şu dükkan vardı ya. Sen orayı çok mu istiyorsun? Ya sen şimdi boş ver onu. Yani dükkan tutacak halimiz mi var? Benimki de öyle hayal işte. Ya öyle deme canım. Para biriktirir tutarız belki. Ben bir kapıya bakayım. Hoş geldiniz. Kemal burada mı? Burada, buyurun. Sana böyle. Beklettin mi? Ben alıştım beklemeye. Öyle mi? Neyi bekliyorsun mesela? Ya da kimi? Hiç gelmeyecek birini. Belki gelir. İmkansız. O ulaşılmaz bir benim için. Yasak. Dile o zaman. Ben hayatımda bir tek şey diledim Feride. Ne? Gerçek aşk. Uzaklarda arama dedi bir ses. Gözlerinin önünde sessizce seni bekliyor dedi. Zor oldu. Ama gördüm. Sana geldim Feride. Yani sen beni buraya... Evet. Seni sevdiğimi söylemek için geldim. Yüreğim nafile, kimize yazık.
kader. Bir çay koy kızım. Tamam anne. Yarın başka bir doktora gidelim. İyiyim anne. Abartma. Çalıştığın yere gittim. O uğursuz yere. Tabii ona çalışmak denirse. Hiç öyle bakma Ferman'a. Ben istedim. Oraya seninle konuşmak için gittim. Bu konuları açmayalım anne. Tamam, Ferman abi bir hata yapıp söylemiş ama... Ben bir hata yaptığımı düşünmüyorum. O insana yakışmıyor Kemal. El üstünde büyüttüm seni. Pamuklara sardım. Bugünler için mi? Milletin yükünü taşı. Hamallık yap diye mi? Yazı ya da Tura. Başka bir seçenek yok. Denemeye değmez mi? Kaybedecek hiçbir şey yok. Evi terk ettin. Buralara geldin, sesimi çıkarmadım. Ama buna dayanamam. Anne, babamla aynı şeyleri söyleyeceksen hiç konuşma, daha iyi. Hiç değilse yardımımı kabul et. Ben senin annenim, oğlum. El miyim ben? Ben o evi terk ederek bir seçim yaptım anne. Saygı duy lütfen. Seçim mi yaptın? Hamallık yapmayı mı, buralarda böyle sefalet içinde yaşamayı mı seçtin? Sevdiğim kadını seçtim anne ben. Hem hamallık o kadar da kötü bir iş değil ki. Para istemiyorum ben. Saygı istiyorum anne. Konuşacak da başka bir şey yok zaten. İnşallah bir gün bu seçiminden dolayı pişman olmazsın. Teyze söyledi. Burası Feride ile senin için özel bir yermiş. Yol boyunca dua ettim gitmemiştir diye. Ama gelmişsin. Niye geldin Cüneyt? Hala onu seviyor olmandan. Bir gün beni bırakıp gitmenden korkuyorum. Eğer bir gün gideceksen... Evet. Burası çok özel bir yer. Aşkımızın başladığı yer.
Bahar. Ağlama. Üzülme artık. Kemal. Neden söylemedin bana? Çünkü üzüleceğini biliyordum. Ama inan ben hamallık yaparken bile mutluyum. Çünkü akşam senin yanına geliyorum. Hem ben utanılacak bir şey yapmıyorum ki. Çalışıyorum. Ağlama artık. Lütfen. İyi de o iş çok ağır. Benim gücüm her şeye yeter. Ama sen böyle ağlarsan... O zaman hiçbir şey yapamam işte. Hep yanımda olacaksın değil mi? İyi. O zaman yarın gidip nikah gününü alıyoruz. Sen benim yanımdasın ya. Gerisi boş. Bütün dünyaya kafa tutarız. Değil mi? Geçen yıl buraya geldik. Ondan önceki yılda. Evet. Bu gece buraya geldim. Ama aşkımızı kutlamaya değil. Onu gömmeye geldim. O yüzden korkulacak bir şey yok. Şu an burada olmak istemiyorum. Bu işkence bitsin artık. Feride'yle her seferinde karşılaşmak da istemiyorum. Ondan kurtulmak istiyorum. Cebimdeydim. Gelirken düşünmüş olmalıyım.